Hello. Videoyu burada açmak istemezdim ama maalesef trende ayaktayım. Sonra size güzel bir açılış yapacağım. Şimdi şöyle denesine. Ayaktayım. Bebek yastığımla beraber. Evet, şimdiki durum benim şuradaki Bremen 13 AC yerinden kalkıyormuş. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Birazdan açacağım kamerayı. Merak etmeyin. Açacağım, az kaldı. Evet, şimdi ben Bremen trenine bindim. Telefonumu şurada şarja taktım. Kamerayı ayarladım. Yeni kameramla çekiyorum. Şu an çok rahat konuşamıyorum çünkü tren inanılmaz kalabalık. Osnabrück şehrine gideceğim. C'deydi galiba ama oraya doğru ilerleyeyim. Yes. Ya şöyle göstereyim. Hello. Şurada küçük bir tane daha bir şey var da. Yaklaşık trenin gelmesine bir 27 dakika falan var. Ben böyle her zaman bebek çantamı da aldım yanıma. Şurada da küçük çantam var. Ve burada da yolluk yiyeceklerim. Biraz heyecanlıyım. Bu arada ilk defa tek başıma bilmediğim bir yerde bir hostelde kalacağım. Yani bunların hepsini ilk defa yapıyorum. Normalde geziyorum, evet, tek başıma da geziyorum. Evet ama hep günübirlikti bütün gezilerim neredeyse. Ya da bildiğim yerlerdi. O yüzden şu anda ilkleri yapıyoruz beraber. Yolculuğum yaklaşık totalde 8 saat sürecek ve sanırım 5 tane tren değiştireceğim. Ara ara bakıyorum telefondan. Tramvaylar çok kolay. Çünkü bir trene biniyorum. Bir sonraki trende yani yarım saat içinde geliyor. Mesela bu treni işte 27 dakika falan bekleyeceğim ki daha önce indim. Bir önceki treni 15 dakika bekledim maksimum. Ondan sonra da yine bir 10-15 dakika bekliyorum. Hani sıkıntı olmuyor gerçekten. Bu arada Deutschland Ticket aldım ben. Aylık 49 Euro'ydu. Ve onunla bölgesel trenlerde yani bütün şehirler arası ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Sadece hızlı trenlerde ve Flixtrain gibi şeylerde geçmiyor. O yüzden ben de o bölgesel trenlerden işte sürekli aktarma yaparak geziyorum. Zaten beni bilen bilir, sefillik benim yani gerçekten de göbek adım. Yani normalde 3-4 saatte gidebileceğim yolu 8-9 saatte gideceğim. Ama benim için problem değil çünkü cebimden ekstra para çıkmayacak. Aynı zamanda trenlerde wifi var ve priz var. Yani ne internet kullanıyorum, ne powerbank kullanıyorum. Benim için inanılmaz iyi. Ben halimden memnunum gayet. Tren geldi. Şimdi trene bineceğim. Yer bulmam lazım. Ciddi anlamda yer kapmam lazım. Yes. Trene yine en önce ben bindim. Gördüğünüz üzere. Böyle ortaya bir yere oturayım. Daha rahat ederim. Yes. Bu tren yaklaşık bir 6-7-13 dakika sonra kalkacak ve düşündüğümden daha boş yaşasın. Çünkü bindiğim ilk tren de inanılmaz kalabalıktı. İlkini zaten oturamadım. O yüzden kamerayı bile açamamıştım. Şöyle bir yemek almıştım yol için, yolda yerim diye. Şimdi böyle manzaraya karşı, manzarayı görebilirsiniz. Çünkü bazen gerçekten güzel yollardan geçiyoruz. Bu tren yaklaşık 40-45 dakika sürecek kısa. Ondan sonra son trenime bineceğim. O da 2 saate yakın sürecek. O yüzden onu da belki biraz uyurum diye düşünüyorum. Çünkü hostelde kalacağım. İnternetten baktığıma göre temiz ve güvenilir bir yer. Ama yine de ilk defa bilmediğim bir yerde kalacağım için uyuyamam gibi bir sorun olur mu bilmiyorum. Çünkü ben normalde öyle bir problem yaşamıyorum. Ama hemen arkadaş uykumu alayım. Çünkü zaten sabahleyin 4.30'da uyandım. Öyle şimdi yemek yiyelim bakalım. Şimdi indim. Üçüncü kısma gitmem gerekiyormuş. Oradan da yaklaşık 7 dakika sonra tren var.
3'e gideceğiz. Ay 3 burada. Ah gördüm. Yes gördüm. Ya. Saat 11'e çeyrek var şu anda. Şimdi bakacağım. İşte tramvayın da kalkış saati var. 5 dakika sonra kalkacak diyor. Ben ne kadar yürüyeceğim? 60 metre diyor. Aslında doğru yere gitmişim ama stres yaptım. Bu arada geliyor gösteriyor. Şimdi yazıyor, ben tramvaya bindim. Şu tarafta aynı İstanbul'daki gibi nereden nereye gideceğinizi gösteriyor size. Şimdi ben 4-5 durak sonra ineceğim. Şimdi artık son aşama, bir an önce yatağıma girip uyumak istiyorum. Sadece 450 metre yürüme mesafesi gösteriyor. You can guess the house. Ja, ja. Hier rüber? Ja. Links. Über die Straße. Aha. Und dann links. Okay, danke schön. Ciao. Duydunuz mu? Çok tatlıydı. Şimdi içeriye girelim bakalım. Rezervasyonumu göstereceğim. Hello. Sorry, I have a reservation. What's your name? Ayşenur Özcan. Sunday? Yes. In female dorm room. Yeah. And you have elevator or staircase on both sides, left and right. Okay, danke. Herkese Köln'den kocaman günaydın. Çok sesli konuşamıyorum çünkü hala hostelin yatak bölümündeyim. Şimdi kahvaltı yerine ineceğim. Şöyle mesela bir kombi yaptım. Güzel gözüküyor çeşitler bu arada. Morgan! Ya gayet iyi. Yaşasın! Şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. İşte reçel, bal falan aldım. Şu sanırım ekmeğe sürülen bir çeşit baharatlı krema, peynirimsi bir şey. Şu çikolatalı bir ekmek aldım. Yemezsem yanıma alırım diye peynir, salatalık falan filan. Şuraya bir müsli tabağı hazırladım. Yumurtasız asla yapamam biliyorsunuz. Ve kahvemle beraber şimdi kahvaltı zamanı. Dün akşam odaya ben 12'ye doğru geldim ve 2 kişiyiz odada. Yani toplam 3 kişiyiz. 2 kişi daha var benim dışımda. Kızlar uyuyordu. O yüzden hemen üstümü değiştirip eşyalarımı dolaba koyup yattım. Ranzanın üst katındayım. İnanılmaz temiz. Tuvalet, banyo ayrı kapılardan giriliyor. Odanın içinde toplam 4 kişilik odalar. En sevdiğim şey kahvaltının dahil olması fiyatı. İnanılmaz ucuz kaldım. Düşününce fiyat performans olarak geceliği yaklaşık 43 euroydu ve kahvaltı dahil içine. Gelin size şöyle gündüz gözüyle göstereyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz hostel. Kocaman. Bu arada içeride aileler de kalabiliyor. Yani çocuklu aileler de kalabiliyor. Metroya doğru gidiyorum. Daha doğrusu tramvay diye geçiyor onun ismi. Seviyorum ya bu hayatı. Seviyorum kardeşim. Şimdi burada şehrin kocaman bir haritası var. O yol haritası. Ben tam şurada bir yerde olmak istiyorum. Ortada o büyük katedralin olduğu yerde. Ay, hava çok güzel, şansıma.
Şimdi biraz Köln hakkında bilgi vermek istiyorum size. Köln, Almanya'nın 4. en büyük şehirlerinden birisi. Ve ismi de bizim bildiğimiz kolonya var ya elimizde sürdüğümüz. Kolonya'nın ismi de Köln'den geliyor. Yani aslında Köln dünya çapında kokunun başkenti olarak biliniyor. Ve tam bir müzeler şehri olarak adlandırılıyor. Birbirinden çeşit farklı müzeler var ve parfüm koku müzeleri de buna dahil. Görmüş olduğunuz katedral inanılmaz devasa bir şey. Bir dakika, katedralin hemen bildiğim. Arkamda görmüş olduğunuz katedral de aslında bildiğimiz bir ibadet yeri. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 1200-1300'lü yıllarda yapılmış ve gerçekten çok büyük. Yani şu ana kadar gördüğümün en büyüğü. O kadar fazla detay var ki yani saatlerce izleyebilirsiniz. Çok güzel ve şehrin tam merkezinde, tam ortasında çok büyük. Açıkçası ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz kafama göre takılacağım ama şu anda sanırım Altstadt bu tarafta, Filarmoni de bu tarafta, çikolata müzesi de var burada. Burada belediye binası, City'nin merkezi, şehir müzesi ve alışveriş yapacak yerler var. Tabii ki de hatıra için magnet veya postkart almak istiyorum. Bu arada ben şehir merkezinden epey bir uzaklaştım. Aziz Sever'in kilisesine geldim. Nedense bilmiyorum, kiliseler benim çok dikkatimi çekiyor. Hem dış hem de iç yapısı olarak. Şimdi buraya geldim, bayağı bir yürüdüm. Tekrar aynı yerleri yürümek istemediğim için de metro, otobüs, tramvay, artık ne olursa onunla giderim diye düşündüm. Kilise şu. Şöyle size yukarıya doğru göstereyim. Kapısı maalesef kapalı. Yani o köyündeki bütün o tarihi yapıların yanı sıra bir de biraz da modern kısmı varmış şehirde. Ve dış mimarisinden dolayı gerçekten de dikkat çekiyormuş. Yani görülmeye değer bir yer diye okumuştum internette. Şimdi onları hatta karşımda görüyorum. Size de göstereyim. Ters L şeklindeler. Şöyle gördüğünüz gibi. Ters L şeklinde yapılar bulunuyor böyle yan yana. Hatta şurada uzakta bir yerde de bir tane dönme dolap gördüm. Şimdi ben daha güzel bir noktaya gitmek istiyorum onları çekmek için. İsmi Rheinauhafen diye geçiyor. Yanlış okumadıysam yani Rheinauhafen. Burası bildiğimiz bir site gibi düşünebilirsiniz. Sadece biraz daha moderni. Ve şöyle bir şey fark ettim. İnşaat firmasının ismi Türk arkadaşlar. Burası söylemem doğru mu bilmiyorum ama söyleyeyim, olmazsa keserim. Sur yapı. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım ve çok sevindim. Bu arada burası Ren Nehri. Hava çok güzel. Birazcık hafif yağmur atıştırdı az önce ama hiç sıkıntı yok. Bu arada benim çok mimarlık okuyan, mimarlıktan mezun olan arkadaşlarım var. O yüzden bunları görünce aklıma onlar geldi. Hepsini öpüyorum. Şimdi ben bir tane çikolata müzesinin yanından geçiyorum. Ünlü bir müze burada. Hatta bizim yediğimiz yani aldığımız bir çikolata markasındanmış. Girişler 20 euro yani çocuklar 6, gençler ama benim yaşımı kapsamıyor. 13, benim yaşımını kapsayan da 20 euroydu. Fazla geldi çünkü cam arkadaşlar ve az önce etrafından geçerken içini gördüm zaten. Gördüm yani. %30'unu gördüm en azından. Zaten ben Türkiye'de Bursa'da çikolata müzesine girmiştim. Ne gerek var? Ay arkadaşlar, sanırım düğün var. Yanlış anlamadıysam yani bilmiyorum. Evet, düğün var. Gelin çekelim onları. Benim şimdi ev sahibi gibi fotoğraf video çekinmem yok mu? Şöyle bir meydan var etrafta. Evet.
Neyse biz bir tane ice cafe'ye girelim. Oradan bir dondurma alalım kendimize. Shake mi çikolata? Yeah. Yeah. Take away. Yeah, take away. Yeah, çikolata. Geldi arkadaşlar. Ben tekrardan katedralin oraya geldim. Kalabalık inanılmaz artmış. Şuraya bakar mısınız? Şimdi markete geldim. Böyle boş şişemi şuradaki geri dönüşüm işareti olduğu için şöyle cihaza yüklüyorum. Ve 25 cent kazanıyorum. Bu da hesabımdan düşecek şimdi kasada. Markete girelim. Su alalım bol bol. Çok susadım. Size biraz etrafı göstereyim. Saat daha 1:30. Zaman geçmiyor. Yani bazen tek gezmenin tabii ki de avantajları var. İstediğim her şeyi ama her şeyi sadece kendi kararımla yapabiliyorum çünkü. Ama bazen de sıkılmıyor değilim. Gerçekten yani yalan yok, sıkılıyorum. Ne bileyim, insan bir ses istiyor yanında. Hostele gideceğim, dinleneceğim biraz. Yemek yiyebileceğim bir yer araştıracağım. Çünkü döner yemek istemiyorum. Köln'ün döneri güzel oluyor dedi abim. Ama ben döner yemek istemiyorum. Ne yiyeceğim hakkında bir fikrim yok. Şimdi bakacağım işte duruma göre. Sizi var ya, sizi yemin ediyorum sizi döveceğim. Size video çekeyim diye odaya girdim. Kimsecikler yoktu. Dedim ki çantamı falan bırakayım. Hani dışarıdan böyle kapıdan gireyim odaya. Anahtar da odada kaldı ve kapı kapandı. Aşağıya indim Allah'tan dedim. Benim kapım kapandı, anahtarım da içeride. Kadın bir yaptı, haklı. İşte anahtarı aldım. Hemen açıp geri vermem gerekiyormuş. Bu merdivenlere daha kaç kere inip çıkacağım bilmiyorum. Evet, size şöyle bir oda turu yapacağım şimdi. Şöyle. Benim 410 numaralı oda. Şöyle kapıyı açalım. Anahtarı elimizden bırakmayın. Direkt cebime koydum hatta. Şimdi odaya girdiğimizde böyle iki tane ranza var. Şu ranza benim. Altımda bir kız. Şu karşıda da bir kız yatıyor. Şöyle şurada dolaplarımız var. Benim dolabım burada. Dolaplarımızın da kilidi var. Anahtarımızın olduğu yerde. En sevdiğim olay, herkesin yatağının başında priz ve ışık bulunuyor. Kimseyi rahatsız etmemeniz adına. Ve tuvalet ve banyo ayrı. Şöyle göstereyim. Bu banyo. Gayet temiz görünüyorlar. Tabii ki de içeride kendi eşyalarınızı kullanıyorsunuz. Havlu vesaire. Onların hepsi ücrete tabi. Yani eğer yoksa böyle turuncu turuncu. Burada da tuvalet var. Tuvaletlerde de peçete var. Sabunu yok maalesef. Şöyle. O da gayet temiz ve düzenli. Şurada da şöyle bir bahçe var. Aşağı doğru. Hatta ben biraz camı açmak istiyorum. Havalansın diye. Ve birazcık oturup dinleneceğim. Ay arkadaşlar, ben vallahi biraz uyumuşum. İyi de geldi bana uyumak gerçekten. Çünkü çok yorulmuştum. Sıcak beni biraz bunaltmıştı. Zaten söyledim size de. Ve şansıma ben uyurken hava yağmış. Biraz serinlemiş. Hafif daha çiseliyor şu anda. O yüzden ben şimdi burada ortak alanda wifi çekiyor diye telefondan nerede ne yesem diye bakıyordum. Yürüyeceğimiz yere bakıyorum. Buradan devam edecekmişiz. Bu arada inanılmaz açım. Yani bu sefer gerçekten çok acıktım. Yedim aslında ama acıkmayı bekledim yemek için. Yani yemek yemiş olmak için yemek istemedim. Neyse, boş verin siz beni. Evet, gelmek istediğim yere geldik. Şöyle şu tarz menüler var.
gayet güzel gözüküyorlar. İsmi de French Tacos diye bir yer. Ay inanamıyorum, dışarıda yer yok mu acaba? Dışarıya oturmak istiyordum ben. Neyse bakalım, şimdi bunlardan birini seçip oturacağız. Self servismiş. Oturuyorum burada 5 dakikadır. Neyse sıkıntı yok, gittim şey yaptım, siparişimi verdim. Şöyle bu ödeyecek. Sonunda alabildim. Çok şükür ki. Burada ortamı ve hizmeti hiç beğenmiyorum. Bakalım tadımız. Vallahi tadı güzel. Bakın nereye girdim. Şeker dükkanı. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Size göstermek için geldim. Şunlara bakın. Çeşit çeşit jelibonlar. Helal ürünler de bulunuyor. Glutensiz. Çabuk arkamdaki kadını izleyin. Şunu bir şey yapacak galiba. Dans mı edecekmiş o? Bilmiyorum. Arkadaşlar öyle durmuyordur umarım. Ciddi misiniz? Heykel gibi. Neden mesela? Anlamadım asla. Evet geldik yine kürkçü dükkanına. Ama şu anda ışık o kadar güzel duruyor ki, çünkü gökyüzü masmavi. Sabahleyin bulutlu olduğu için hiç böyle gözükmüyordu. Sanırım bir tane daha fotoğraf çekineceğim. Oy 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 oy. Ama bilin bakalım kim yanına tripodunu getirmedi. Yani o yüzden bir şey de alamıyorum, çok yanına bir şey taşımak istemediğim için elimde. Ama şimdi düşünüyorum bakalım. Bu arada Instagram'da bir çekiliş yaptım. Siz de isterseniz Instagram'dan çekilişe katılabilirsiniz. Buradan içinizden birine küçük bir hatıra almak istiyorum. Ben bir yere geldim şimdi. Oo, güzel müzik çalıyorlar. İlerleyelim bakalım biraz. Size de göstereyim. Tam şurada. Yukarıda bir yere oturayım da onları dinleyeyim, izleyeyim. Birazdan yukarıya da çıkacağız ama buradan bile görünüyor. Şu tutunma yerleri var ya, kilit dolu resmen. Zaten buraya insanlar aşkını kilitlemek için asıyormuş kilitler. Satılıyor hatta birçok yerde ama. Şunlara bakar mısınız? Bir sürü 2019'dan kalma. İnanılmaz. Tam arkamda da katedral var ve harika bir gün batımı olacak burada. Ay. İyi ki bu saatte gelmişim. Çok mutluyum. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. Şimdi köprüden indim, karşı tarafa geçtim. Tam karşımda güneş var. Gün batımını burada izlemek istiyorum. Yaklaşık bir saat sonra zaten gün batacak. Sinek var. Mademoiselle. Gerizekalı. Evet, güneşe doğru gidiyoruz. Keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't rely on.
biraz da köyünü karşı taraftan görelim. Ne? Burada insanlar gün batımını bekliyor. Kendimi şu an İzmir'de hissettim. Orada da biz gün batımı izlemeye gidiyorduk. Merve yine yapalım. Wow, çok iyi duruyor. Evet, burada gün batımı izleyeceğiz. I can't rely on you anymore. I can't depend on you now. Yerimizi aldık. Oh, keşke yanıma içecek bir şeyler alsaydım markette. Everything's so problematic. Why are you acting so neglected? I feel so cold and unaffected. Swear to God that I don't want this. No. Something about you isn't right. Swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want. Can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. Çekiyor diye aşağıya indim ortak alana. Şimdi odaya gidiyorum. Evet, uyuma vakti. Bugün gerçekten gezdik. Şimdi Allah var gezdik. Şimdi kızlar odada uyuyor. Ben de burada kapatacağım. Yarın sabah da size tekrardan açarım şeyi, kamerayı. Size güzelce kapatmak istiyorum. Şöyle böyle yapacağım. Yapayım. Hadi yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Vallahi çok güzel uyudum. Sadece sanırım biraz sırtımı acıtmışım çünkü dün o yaslandığım yerdeki duvar biraz girintili çıkıntılıydı. Ama sıkıntı yok. Şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırladım kendime. Açık buradan tabii ki. Güzelce karnımı doyuracağım. Yanıma yolda yemelik meyve, ekmek falan aldım. Şöyle. Etraf birazcık kalabalık. Çünkü ben biraz geç kaldım kahvaltı etmek için. Bu arada şey düşünüyorum. Keşke şey yapsaydım. Yanıma küçük bir tane havlu getirseydim. Çünkü yani duş olanları var ve çok güzel. Yani ufacık bir şişe şampuan ve havlu getirsem ince böyle peştemal tarzı çok rahat duş alabilirmişim. Çünkü şu an saçım berbat durumda. Yani toplamam lazım. Aynı şekilde dün sıcak olduğu için biraz terledim. Ama yapacak bir şey yok. Ya sadece dönüş yolum uzun süreceği için kendimi iyi hissetmeyeceğim. Böyle birkaç saatlik yol olsa hadi neyse tamam. Sonra tekrar almış alırım ama neyse yapacak bir şey yok. Bir sefer bir dahakine düşünürüz. Çünkü yaz. Yani geçen sene hatırlamıyor musunuz ya? Karadeniz'de her gün duş alıyorduk ve ona rağmen her gün mahvoluyorduk. Uf, inanılmaz sıcaktı. Ay. Ama çok güzeldi. Şimdi odaya geldim ben. Hazırlanacağım. Yaklaşık 20 dakika sonra check-out yapmam lazım çünkü. Ben sadece yastık, yorgan, çarşaflarını geri veriyorsunuz. Yani yıkama kutuları var böyle. Kirlilerin atıldığı. Onları geri veriyorsunuz. Onun dışında da bir şey yapmıyor zaten. Hadi gelin bakayım siz bununla.
Her şeyim burada zaten. Bu arada tren saatlerine baktım. 11.07 geçe, 11.21 geçe ve 12.21 geçe var. Akşam 7 gibi varıyorum. Eğer 11.21 geçe yetişirsem, ki yetişirim diye düşünüyorum, saat 10'a geliyor. Merkez buradan 15-20 dakika. Dün akşam ben otururken bir takipçim Instagram'dan işte ana istasyon, yani tren istasyonunun karşısında bir kahveci olduğundan bahsetti. Ve kesinlikle denemelisin dedi. Dün akşam gittim ama şeydi, kapalıydı. Bu sabah saat 10'da açılacak diye yazıyordu. O yüzden eğer vaktim olursa orada güzel bir kahve içerim yine katedrale karşı. Son bir fotoğraf video çekinir. Size de orada veda eder. Sonra ben yoluma devam ederim arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Şu gözlük ipini de Şeyda'ya aldım ama tabii ki de ondan önce kullanıyorum. Oy, sırtım ağrıyor. Sırtım gerçekten de acıtmış. Gitmeye hazırız. Haydi gelin çıkalım. Telefonum, şarj aletlerim. Dolapta hiçbir şeyim kalmadı. Anahtarım çantamda. Okey. Çıkalım bakalım. Az vaktim kaldı zaten. Morgan. I'm gonna check out. Ayşenur Özcan. Alles habe ich so eine kleine Tüte, so alles so. Aber alles ist gut gemacht. Okay, ciao. Çok kolay ya. Düşündüğümden daha kolay oldu. Şimdi gözlüğümüzü takalım. Yolumuza bakalım. Yine konuşuyoruz. Çalman çalıyor. Şimdi ben kahve içmek istiyorum dediğim gibi. Ondan sonra zaten trenim direkt karşıdan kalkacak. Biraz burada otururum, dolanırım. Gölge çok güzel esiyor. Bu arada telefonla devam etmek zorunda kaldığım videoya. Çünkü anlamadım. Ben aslında 64 GB'lik bir SD kart aldım kamerayı için. Ve dedim ki 64 GB bana hayli hayli yeter. Ama yetmedi. Sadece 2 dakika kaldı çekebileceğim. Neyse, telefonundan devam edeceğim. Zaten birazdan ayrılacağız. İstediğim kafe şu Galestro. Orada şimdi kahve içeceğim. Biraz fotoğraf çekineceğim. Ondan sonra zaten direkt Bahnhof burası. Geldim, oturdum şimdi böyle güneşin tam alnına, tam ortasına. Olsun, sıkıntı yok. Sabah güneşi daha beni yakmaz. Hem öyle biraz güneş banyosu yapmış oluruz. Ice latte istedim. Bir tane de bir tane tatlı istedim onun yanına. Böyle kamelya mı dedi ya? Camilla mı dedi? Bir şey kremasından yapılan böyle rulo şeklinde bir tatlı. Ondan da istedim. İsmi ricottoymuş galiba ama benim bildiğim ricotto değil. Olsun, deneyeceğiz onu bak. Bu arada ben aslında ayna katılmak istiyorum. Saatte sanırım ayna. Ha, okey. Thank you. Sağ ol. Arkadaşlar fark ettiniz mi ama? Ben hep İnsanlara teşekkür ederim dedikten sonra İngilizce veya Almanca, sonra da Türkçe söylerim teşekkürler veya sağ ol diye. Bunu neden yapıyorum bilmiyorum ama inanılmaz saçma bir alışkanlık. Herkese istisnasız. Bu biraz daha soğuması lazım. İçinde buzlar var ama tadı güzel. Ama benim içtiğim en iyi ice latte İzmir'de, o kruvasancıdaydı. Efsaneydi ya, of çok güzeldi. Ve aldığım tatlı da şöyle. Dışı sert, içindeki krema var. Güzel kokuyor. Hesap 5.60 tuttu. Gayet iyi. Kahve zaten 3-3.5 civarı sanırım. Tatlı da 2-2.5 falan herhalde. İçerisi oldukça kalabalık.
çıktım şimdi içeriden. Burada olmalıydınız. O kadar etkilendim ki. Hani hem ortam, bir şey yaktılar. Onun dumanı çok güzel koktu bu arada. Yani tütsü gibi geldi bana. Çalan müzik mi diyeyim artık, onların ilahisi mi, doğası mı bilmiyorum ama çok huzur vericiydi gerçekten. Çok etkilendim ya. Çok istiyordum katılmak. Ve Köln'deki bu büyük katedrale katıldım. Ya şu an o kadar iyi hissediyorum ki, o kadar yani böyle hayallerimi bir tık daha attım. Yani buraya gelmek bir kenara, şu ana katılmak başka bir kenara. Ya şu an böyle dop dolu gidiyorum yani, full tatmin olmuş bir şekilde geri dönüyorum. Çok mutlu oldum, inanılmaz mutlu oldum. Ah, şimdi rahat rahat gidebilirim. Burada videoyu artık sonlandırmak istiyorum. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten Türkiye'de gezdim evet ama hayatımda ilk defa hiç bilmediğim bir şehirde, bir ülkede tek başıma bir yerde kaldım ve tek başıma gezdim. Çok plan yapamadım açıkçası Köln için. Aslında daha çok gezilmeye değer bir yer, daha çok gezilecek yerler var. Belki bir gün tamamen tamamlarız. Çok güzel müzeler vardı fakat müzeleri hem maddi açıdan hem de zaman açısından giderdim bu sefer. Olsun, biraz daha böyle öğrenci tarzı oldu benim için. Ama her şey çok kusursuzdu. Yani hiç korktuğum gibi olmadı. Yani heyecanımın hakkını verdi gerçekten. Köln'ü çok sevdim. Yani o dün akşam izlediğim o gün batımı var ya, bana yetti zaten. Yaklaşık bir aydır yağmurdan dolayı izleyemiyordum çünkü. Benimle bu macerada beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim vaktinizi ayırıp. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Kocaman hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.